Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Logitech MX Master isimli fareyi inceliyorum. Logitech bilmeyenlerimiz vardır ama herkes biliyor gerçi de yine de ben hatırlatayım. Özellikle fare, klavye ve benzeri aksesuarlar konusunda uzun yıllarda çalışmalar yapan bir marka. Böyle kreatif ürünleri de var. Enteresan ürünleri de var ki ben fare konusunda yıllardır Logitech kullanıyorum. Ee, gerçekten çok başarılı. Ee, tasarımı güzel, ele rahat oturan fareleri var. Logitech MX Master de böyle bir fare. Ele gayet iyi oturuyor. Bakın şu anda ekranda görüyorsunuz. Tamamen elimi sarıp sarmalayabiliyor. Tabi sağ el için tasarlanmış bir ürün. Solaklar için değil. Ee, tam elimizin üzerine oturduğunu ve rahatlıkla hani ergonomik olarak kullanabildiğimi söyleyeyim. Farenin üzerinde 5 tane düğme var. Bir tanesi gizli bir düğme. Şu çıkıntılı bir kısım var. Baş parmağımızı koyduğumuz. Yani parmağımız orada duruyor zaten bütün kullanım sırasında. Bunun tam altında bir düğme var. Pek anlaşılmıyor burada bir düğme oldu ama bastırdığımız zaman, biraz sert bastırdığımız zaman tık, tık diye bir ses geliyor. Buradan anlıyoruz. O baş parmağımızın hemen üzerinde sonsuz dönebilen bir e, tuşu tuş var. Onun hemen iki yanında da e, ileri ve geri e, aksiyonu yaptığımız tuşlar var. Scroll tuşumuz var. Scroll tuşu önemli ve ben onun üzerinde bir tuş var. Bu scroll tuşunun nasıl hareket edeceğini belirleyen tuş bu. Daha önceki e, lojistik ürünlerinde de vardı bu. Şimdi bakın şöyle yapalım. Bakın şurada ses geliyor. Yani mikrofonu yakın tutuyorum. Bu düğmeye bastığımız zaman sonsuz dönebiliyor. Tabi yani sürtünme kuvvetinin bitene kadar dönmüş olur. Sonsuz dönmüyor da. Bu tuş iki tür arasında, iki hareket tür arasında geçişimizi sağlıyor. Fakat bu ürünün ekstra bir özelliği daha var. Bu tuşu diyelim ki tırtıklı modda ben ona tırtıklı diyorum. Biraz çeviriyoruz, biraz çeviriyoruz ama sayfa çok aşağı doğru inen bir sayfaya, bir Word dökümanına, bir Excel dökümanına bakıyorsunuz. Hızlı hızlı çevirirseniz otomatik olarak elektronik olarak daha doğrusu cihaz e, yumuşak geçti kendisi dönüşüm. Bakın buradan sesli sesli bir şekilde yine göstereyim size. Bakın şu an geçti. Biraz sonra tık diyecek, duracak kendisi otomatik olarak. Evet, durdu. Yani bu elektronik olarak yapılıyor bu yüzden cihazın açık olması gerekiyor. Bu hareketi yapabiliyor Mesela kapalı kapalıyken böyle bir şeye ihtiyacımız olmadığını belirtelim. Cihazın bir pile ihtiyacı yok. Daha önceki kablosuz Logitech farelerinde pil gerekiyordu genelde ya da kablolu olması kablosuz kablosu zaten kabloyla bağlanıyor ama ee, pil kullanmamız gerekiyordu genelde bir tane veya iki tane kalem pille çalışıyordu. Bunda yok. E, pili içine entegre etmişler. 500 miliamperlik bir lityum polimer pil var. Telefonlarda da kullanılan bir teknoloji bu. E, bu pili de hemen e, farenin uç kısmında yer alan mikro USB bağlantısıyla yani cep telefonlarla kullandığımız bağlantıyla şarj ediyoruz. Bununla ilgili gerekli olan kablo da kutudan çıkıyor bu arada. Ama çıkmıyorsa bile telefonunuz zaten Android telefonunun %99'u bu bağlantıyı kullandığı için sıkıntı yok. Oradan şarj edebilirsiniz. E, yaklaşık olarak Logitech'in e, verdiği teknik verilere göre e, pilini 40 gün kullanabiliyorsunuz tam olarak şarj ettiğinizde ki Hemen bu baş parmağımızı koyduğumuz yerin yanında 3 tane led lamba var. Bu lambalardan pilin durumunu görebiliyorsunuz. Ee, 40 gün nasıl hesaplanmış? Şöyle günde 6 saat kullanırsınız 40 gün. tabii günde 15 saat kullanırsınız veya 10 saat kullanırsınız rakam düşer. Daha az kullanıyorsunuz da rakam artıyor. Peki pili bitti aniden ne yapacağız? Kabloyla kullanmaya devam edebiliyorsunuz. O hani direkt bilgisayara bağlı hem şarj olurken kullanabilirsiniz. Ya da 4 dakika şarj ederseniz Logitech size bir günlük kullanım imkanı sunuyor. Böyle bir e, teknik bilgisi de var. Ee, zaten 4 dakika şarjda. Yani hızlı şarj özelliği var tabiri caizse telefonlarda da olan. Windows'un Mac uyumlu. Ee, 145 gram ağırlığı var. Çok hafif bir ürün değil onu söyleyeyim. Öyle her yerde taşınabilecek bir ürün de değil ama profesyonellere yönelik bir cihaz olduğu için de bence bu ağırlık makul ve kabul edilebilir bir ölçüde olduğunu söyleyeyim. Darkfield e, lazer algılayıcısı var. Bu şu anlama geliyor. Bu MX e, e, Anywhere modeli vardır e, Logitech'in. Belki kullananlar vardır aramızda. Cam, beyaz ya da tek renkli üzerinde de çalışabiliyor. Bu ürün de çalışabiliyor. Yani camda da bile çalışabiliyor ama minimum 4 mm kalınlık olması gerekiyor camın. E bu anlamda çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Ben e, beyaz zeminlerde genelde farlar düzgün çalışmaz. Bu ürün işte şu an kullanıyorum. Gayet hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Bağlantı teknolojisi olarak e, Unifying kullanıyor. Unifying USB bağlantısı var. Unifying ne demek? Logitech'in Benzer bir ürünü varsa tek bir alıcıyla bir, bir, birden fazla cihazı bağlayabiliyorsunuz cih bilgisayarınıza veya işte nereye bağlayacaksınız. Artı bu üründe Bluetooth teknolojisi var. 3 farklı cihazı ki alt yüzünde bir e, 1 2 3 rakamları var. 3 farklı cihazı bağlayabiliyorsunuz. Aynı anda değil tabii ki. Bu switch ettiğiniz zaman diyelim televizyona bağladınız, diyelim bilgisayara bağladınız, diyelim başka bir bilgisayara daha bağladınız. 1 2 3 tuşlarına basarak e, onlar arasında switch edebiliyorsunuz. Bu sayede e, cihazın hani bir yandan bilgisayara bağlıyken bir yandan da işte televizyonda ki bir şeyle e, geçiş yaparak kullanma imkanı da sunuyor. Bence gayet başarılı olmuş. Özellikle profesyonel için önerebileceğim bir fare. Fiyatına gelecek olursak e, pardon bir iki özellik daha kaldı. 1600 dpi çözünürlük var. E, Windows Windows'a Mac uyumlu bir de harika bir yazılım var. Yazılımı ben gerçekten çok beğendim. E, cihazı aldığımız zaman mutlaka kurmanızı da öneririm. Bu yazılımla beraber Logitech Options diye geçiyor yazılımın ismi. E, bu 5 adet tuş var dedim ya, bu her bir tuşun özelliğini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bir uygulama açtırtabilirsiniz bilgisayarınızda, isterseniz sesi açıp kapatabilirsiniz herhangi bir tuşla. İstiyorsanız ne bileyim yani her şey yapabiliyorsunuz. Yaptığı şeyler her bir tuş için yaklaşık 15-20 tane farklı opsiyonunuz var. İstediğinizi atabiliyorsunuz. İstiyorsanız hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu yazılımın çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Aynı zamanda yazılım yardımıyla işte farenin hızı, scroll hızı, işte scroll yönü falan filan gibi birçok ince ayarı da yapabiliyorsunuz. Bence çok başarılı olmuş ki genelde Logitech bu e, yazılım konusunda çok başarılı bence. Çok da yine güzel bir iş çıkarmış olduğunu söyleyebilirim. Toparlamak gerekirse ürünün fiyatı 280 TL'den başlıyor. 300-310 satanlar da var. Ucuz bir ürün değil onu baştan söyleyelim. Zaten hedef kitlesine ve özelliklerine baktığımızda zaten ucuz olmasını da beklemiyoruz. Özellikle profesyonel olarak fare kullananlar için hani iş anlamında vesaire anlamında en ufak tıklamanın bile önemli olduğu anlamlarda kullanılır. Oyun faresi olabilir mi? Değil. Öyle bir iddiası zaten yok. Ama siz oyunlarda kullanabilirsiniz. Onda bir beis yok. Gecikme yok vesaire yok. Ama tabii bir oyun faresinin performansı da yok. Bunu baştan söyleyelim. Oyun faresi zaten böyle olmuyor genelde. Farklı tasarımlar, farklı özellikler de bulunabiliyor üzerlerinde. Ama günlük kullanım için fazlasıyla iyi olduğunu ve fiyatın hakkını da fazlasıyla verdiğini söyleyebilirim. Bu incelemeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.